Yeni bir videodan cümleten selamünaleyküm. Uzun süredir YouTube piyasasında yoktum. Bunun sebebi ise karşıda görmüş olduğunuz tırı satın almakla uğraşıyordum. Tırı satın aldım ve yaklaşık 3 haftadır da çalışıyordum. Şimdi bu videoda tırı nasıl satın aldım? Tır sahibi olarak ne kadar kazanıyorsunuz? Birebir hepsini tüm detaylarıyla anlatacağım. Öncesinde şöyle bir tırı tanıtayım. Sonrasında da yola koyuluruz. Yoldayken de gerekli bilgileri size aktarırım. Hadi o zaman karşınızda 2021 model Freightliner Cascadia. Evet, tırımız 2021 model. Ben bu tırı 365 bin milde satın aldım. Şöyle inceden bir inceleyelim bakalım. Bunda Deer Guard yok. O geyik koruyucusu. Kendim taktırmam lazım. Farları sarı. Bu farları değiştireceğim. Ön tekerler idare eder durumda fakat balataları değiştirmem lazım. Bu görmüş olduğunuz yerden aküyü açılan taraf var. Dün ben tırı gösterdiğimde buradaki kabloların değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Bunu garanti kapsamında ücretsiz bir şekilde yaptırabilirsin dediler. Bu tırın eksi yanı. Bu artıları eksileri aklıma geldikçe söyleyeyim. Burada switch böyle vana gibi bir şey olur. Tırı kapattınız, bir hafta binmeyeceksiniz. O vanayı kapatırsınız. Bütün elektrik işte aküden alınan gücü kapatır. Geldiğinizde açar çalıştırırsınız. Şimdi o olmadığı için ben de 3-5 günde bir tırı açıp kapatmam lazım. Def depomuz AdBlue diye bildiğimiz madde buradan doluyor. Bunu da 500 bin mile geldiğinde komple temizletmen gerektiğini söylüyorlar. Onun fiyatı da 2000 dolar falanmış. Mazot depomuzun biri burada, diğeri arka tarafta. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde evet ben bu kabloları değiştirdim. Tırın yağını değiştirdim. Filtrelerini de değiştirdim. Yanılmıyorsam bu kabloların fiyatı 170 dolardı. Yağı, filtreleri, o suyu, bakımı bilmem ne 1000 dolara patladı bana. Şimdi ben bunu neden buradan bantladım? Bu görmüş olduğunuz kablolar şuraya temas ederse polis sizi durdurduğunda ceza veriyor. Ve görmüş olduğunuz arka tarafta o APU yani Webesto'nun bir şeyi yok. Neden? Çünkü bu tırda o yok. Onu az sonra geleceğim. Şöyle lastiklere doğru döndüğümüzde bunların hepsi kaplama. Nasıl ayırt edebiliriz? Bakın şuradan. Renk farklılığından yine bundan daha hepsi bütün hepsi kaplama. Şunda azıcık belli oluyor. Hatta şurada daha net belli oluyor. İkinci el tır satan firmaların yani %90'ı 95'i belki de lastiklerin hepsini kaplama yapıp o şekilde satıyorlar. Ben de sordum değiştirmem gerekli mi değil mi işte sıkıntı çıkarır mı yolda falan filan diye ama yani kullanabilirsin dediler. Şu anda iyi durumda görünüyor dediler. O yüzden ben de birazcık böyle gidiyorum. Bir de bunların tanesini lokal bir yerden aldığınızda böyle yolda kaldığınızda değil de 300 dolara falan değiştirebiliyor musun? Airbaglerimiz iyi durumda, hava kaçağı yok. Fakat Freightliner'ın en sevmediğim özelliği böyle bir hafiften engebeli bir yere girdiğinizde langır lingir var ya. Evet, bu görmüş olduğunuz şu şeyler. Bunun yüzüne dün ceza yedim. Splash Guard dönüyor burada. Abi polis arkadan beni durdurdu. Çektim sağ tırı, efendim polis bey falan filan inspection yapacağım dedi. Tamam, sağ sinyal yak, freni pompala, kaputu aç, altına giri. Adam her şeye baktı. Bekle geliyorum dedi. Gitti bir geldi. Dedi ki arka dedi işte reflektör şunu kastediyor. Reflektör ve Splash Guard'ın yok. Nasıl yok dedim. Ulan bir geldim. Demirler şuradan kırılmış. Dorseyi bıraktıktan sonra dorsenin bu ağırlığıyla herhalde demire vurmuş. Onları parçalamış. Ben de sabah inanın yani uyku sersem falan dikkat yani hiç dikkat aşamam. Neyse para mara bilmiyorum vallahi şirkete söyledim ama o verdiği kağıtta yazıyor ki bunu yaptırıp yaptırdığın yerden imzalıp bize mail yoluyla yolla yazıyor. Sonrasında ne olacak onu da ileride görürüz. Onun haricinde şöyle kaputu bir açayım. Bu arada bu tır 455 beygir. 455 olması güzel. 400'lükler biraz yok kuşta yorulabiliyor. Şöyle kaldırdık. Heh, dün ben Lavs'a bu splash kartları değiştirmeye gittiğimde bir baktım adam buradan darul durul bir şeyler değiştiriyor. Dedim abi hayırdır? Bana şunu gösterdi. Bunun dedi işte frenlerle bir ilgisi var dedi. Ya bana bir şeyler anlattı. Vallahi anlamadım. Bunu değiştirdik. Ücretsiz yaptık. Senin için dedi. Bilenleriniz varsa yoruma yazabilir. Ben de anlarım. Adam bana böyle bayağı önemli bir şey gibi falan anlattı çünkü. Neyse bunu değiştirdi. Ben de Allah razı olsun dedim. Ücret almayacağız senden falan dediler. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi burada iki tane anahtar var. Bu bayağı bir eski. Bunu da ben yeni taktım. Şimdi bu tırın anahtarı şu. Bildiğiniz ev anahtarı gibi. Buradan kapatıyorsunuz. Kapıyı kapattığınızda otomatik olarak kilitleniyor. Tekrar açamıyorsunuz. Abi ben anahtarı yanıma aldım sandım. Bir tane vardı bende. Kapattım, bir çıktım, bir geldim. Kapıyı açamıyorum. Dışarıda kaldım. Neyse adamın birini buldum falan. 130 dolara geldi. Şurayı pompayla şişittirdi. İçeriden telmel soktu. Kapıyı açtı. 130 dolar attım. 130 mu 160 mı öyle bir şey. Attım açtı. Geçen günde yani dün anahtarımı kopyalatmaya gittim. Dedim ki şimdi şuraya takarsam anahtarımı. Bakın şuradaki yere takarsam. Ulan ben gece yatarken herkes buraya takıyor ya. Biri gelir
gelir kapıyı açabilir. Ben de kaputun burasına takayım dedim. Ulan bir açtım, zaten burada yedek anahtar varmış. Bu da böyle bir hikayeydi. Bu görmüş olduğunuz Mercedes'in motoru. Renault motoru var. Detroit sanırım 15 diyebiliyorum. Ve şurada yazar. Bakalım. Sanırım bu tarafta yazıyor. Şu tarafa bakalım. Aynen, DD 15 14.8 litre, 485 beygir, 1625 RPM. Bakın şurada şartel gibi bir şey gördüm. Bunu ilk kez gördüm ha. Evet, yani ön tarafta bu şekilde. Bu motor soğutucu sıvımız, bu direksiyon sıvımız. Pek de anlatılacak bir şey yok. Öyle bismillah deyip bir tırın önünü kapatalım. Evet, en güzel kısım şöyle inceden bir tırın içine doğru girelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Salimizle açalım. Hadi bakalım. Şimdi direkt olarak buradan böyle her yeri detaylarıyla size anlatacağım. Burada cam açma kapatma ve aynalara oynatma tuşumuz var. Bu da aynalara ısı yolluyor yanlış bilmiyorsam. Onlarca bir şey yok. Her zamanki gibi terliklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle döndüğümüzde hatırlıyorsanız benim ilk sürdüğüm tır da Freightliner'ın 2024 modeliydi. Aynı konsol, hiçbir değişiklik yok. Ön göstergelerimiz bu şekilde. Su göstergesi, hava göstergesi, mazotumuz, AdBlue'muz, yağımız, devirimiz, hızımız. Direksiyonumuz bu şekilde. Birazcık buralar aşınmış. Buna bir şey alacağım. Sileceklerimiz, sinyalimiz, uzun kısamız. Farlarımızı ayarlayabiliyoruz. Bu tarafa döndüğümüzde bu vitesimiz. Bunu bu şekilde oynatabiliyoruz. Bu da 3 kademeli motor frenimiz. Hemen bu tarafa döndüğümüzde ben bu tableti kendim almıştım. Bu tablete de bakın şuradan bir cihaz gidiyor. Bunu buraya takıyorsunuz. Bu tırın beynine takılıyor aslında. Şöyle geliyor şu. Bu bizim takometremizin cihazı. Bu tırın beyninden buna Bluetooth'la bağlayıp sonrasında buradan logbook'u bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi buna hat almak da lazım ekstradan. Fakat ben hat almadım. Neden? Çünkü şöyle bir ADSL'im var. Bundan interneti kullanabildiğim için. Ona az sonra geleceğim. Buradan iç ışıklarımız, buradan tırın arka ışığı, şeritten çıkarsa ötüyor. Şunu bilmiyorum. Bu da spin engelleyici. Yokuş desteği, axle'ları, tandemları ve süspansiyonları oynatabilmek için ve hava frenlerimiz. Bunda trailer yani dorse frenimiz yok maalesef. Şu kısımla hiç işiniz olmuyor. Şuradan ışıklarınızı ayarlıyorsunuz. Yani aslında o kadar basit bir tasarım var ki. Dümdüz böyle. Klima kontrol ayarlarımız. Burada da bardaklık vesaire. Bu tarafı geniş açıdan şöyle göstereyim size. Bu koltuk orijinal koltuğu değilmiş. Neden? Çünkü orijinal koltukta böyle bir şeyler oluyor. Fakat bunda görmüş olduğunuz gibi şöyle düğmeler var. Bu koltuk değişmiş. He çok mu kötü? Hayır değil. Freightliner'ın daha böyle geriye oturup yere oturduğunuzda sürüş pozisyonunu ben Volvo'ya göre daha çok seviyorum. En alta ve en geriye alıyorum. Gayet rahat oluyor. Koltuk değiştiği için bir tık böyle şey gibi ama yine de güzel. Sıkıntı yok. Buna da belime destek aldım. Yoksa beliniz başınız kopuyor. Ayrıyeten burada cruise kontrolümüz de var. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi tır sahibiyseniz şu görmüş olduğunuz cihaz ya siz alıyorsunuz ya da girdiğiniz şirket size veriyor. Oradan çıkarken onlara geri veriyorsunuz. Bu tableti siz alıyorsunuz. İsterseniz telefonunuzdan da kullanabiliyorsunuz. Ve bu görmüş olduğunuz prepesi de aynı bu cihaz gibi ya siz alıp ya da şirket bir şekilde ayarlıyor. Bu cihaz da way station'larda yani kantarlarda ya sarı ya kırmızı ötüyor. Girip girmemeniz gerektiğini ve paralı yollardan otomatik olarak ücreti kesiyor. Şirkette hafta sonunda size yolluyor. Böyle döndüğümüzde ise bu interneti sizlere daha önce de göstermiştim. Bu T-Mobile'in home interneti. Home interneti olması rağmen yolda giderken, yolakta giderken, dağda, bayırda, her yerde çekiyor. Çok çok nadir aksaklık yapıyor. Tabii ki hızının düşüp indiği, çıktığı zamanlar oluyor ama ben gayet memnunum. Bunun fiyatı da aylık $60. Onun haricinde bu benim registration'ım. Yani geçici plakam. Şimdi bu plaka mevzusuna tırı sürerken geleceğim. Çünkü bu evrak tırı alma mevzularının içinde olduğu için bayağı bir karışık. Şöyle bir arkaya geçelim. Hatta ben şuradan bir ışıklarımın hepsini açayım. Şöyle arka tarafa doğru döndüğümüzde bakın burada bizi ne karşılıyor. Bunu dün aldım ve monte ettim. Bayağı bir yordu beni ama çok şükür güzel oldu. Şimdi direkt olarak bu buzdolabından başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi birazcık yamuk duruyor. Çünkü buzdolabı buraya oturtturduktan sonra şunla sıkmam gerekli olduğu için sıkınca otomatik olarak hafiften eğimleşti. Bu altına bir şey koyup düzlemem lazım. Onu ayarlayacağım. Bu buzdolabın fiyatı yanılmıyorsam $230, $190 civarı falandı. Şöyle buzluğun genişliğini, içinin genişliğini de görebilirsiniz. Tırın kendi buzdolabı şu boyutlarda falandı ve buzluğu falan şu kadar. Hiçbir şey sığmıyor içine. Arkadaki kablodan otomatik olarak elektrikle bağlanılıyordu. Onu kestim. Elektrik bandıyla kapattım. Bu tırın kendi elektriğinde burada görmüş olduğunuz gibi tırın inverter'ına bağladım. Şimdi bu tırın inverter'ı da bu yatağın altında. Oraya da geleceğim. Benim o ilk sürdüğüm Freightliner'da yatağı kaldırdığınızda masa falan bir şeyler oluyordu. Bu eski model yani 2021-22 modellerde çok fazla böyle masa özelliği yok. Tabii ki bu paket dahilinde geliyor ama çok fazla insanlar tercih etmemişler. Hemen üstte ben bu mikrodalgayı da bir önceki tırıma kendim almıştım. Buraya getirdim. Bunu da buradan monte ettim. Bu benim
duş çantam. Bu arada ben tıra yerleşmedim adam akıllı, onu da söyleyeyim. Çünkü farklı planlarım vardı, bir şeyler yapacaktım. O yüzden hiçbir şey almadım, yerleşmedim. Hatta ben şu anda da Chicago'ya doğru gidiyorum. Onları konuşacağız. Burada bir saklama alanımız. Buralarda yine. Üst tarafta peçeteleri falan koydum, çöp poşetini. Burada bir saklama alanımız. Buraya evraklarımı koydum. Burası abur cubur veya nasıl kullanmak isterseniz o alanımız. Bu tarafın konserve gıdaları, işte plastik bardak, çatal, bir şeyleri yerleştirdim. Hemen arka tarafa da yine aynı şekilde plastik tabak, çatal, bıçak, baharatlarım vesaire. Ve burada da iki tane yatağımız var. Üst katın kendi yatağı yok. Onu ayrıyetten almam lazım. Alt katın yatağı inanılmaz rahat. Ya çok yorgun olduğum için bana rahat geliyor ya da rahat, bilmiyorum. Ek olarak burada görmüş olduğunuz gibi pencere yok. Böyle havalandırım olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat üst katlarda penceremiz var. Bak şöyle bir yatağı kaldıralım. Şunu tutup şöyle kaldırıyoruz. Ben eşyalarımı bile buraya attım. Bakın hiç yerleşmedim tıra. Airfryer'ım bir önceki buzdolabının üstünde duruyordu burada. Zaten çok fazla kullanılacak bir alet olmadığı için onu şu anlık buraya koydum. Eşyalarım hala valizde duruyor. Şu görmüş olduğunuz siyah şeyin altında da inverter var. Tıra elektriği sağlayan cihaz, aküden akımı alıp. Geçen bir fabrikaya gittim, bu zorunluydu, onu almak zorunda kaldım. Masanın olmamasının artı yanı bu görmüş olduğunuz geniş alanı rahatça kullanabilmeniz. Masanın olmasının artı yanı da masanın olması. Mustafa Kemal. Hemen bu tarafta da eşya dolabımız var. Ben buraya şu anlık şöyle eşyalarımı sallayıverdim. Altında da işte tava, tencere, takı taklava, yumurta makinesi, kettle vesaire. Buraya çöp kutumu yerleştirdim. Şunu ekstradan kendim aldım, taktım. Bu görmüş olduğunuz pıs pısı. Şunu bir öttürelim ya. Hemen şu tarafa doğru döndüğümüzde, dün de şöyle bir led gördüm, şunu alıp bir takayım dedim. Çünkü ben akşam yolda giderken yemek atıştırıyorum böyle. Şuraya da yemeğin sosunu koyuyorum. Mesela patatesi sosa banacağım ya, banarken yanlışlıkla şuraya banıyorum. Bu ışıkları açınca da içerisi çok aydınlık oluyor. O yüzden buraya koydum, gayet güzel. Ya abi, ne ala? Yeter. Evet, burası da arkadan yine ışıkları yönetebileceğiniz bir sistem, klimayı yönetebileceğiniz bir sistem. Buradan da inverter'ın voltajını görebiliyorsunuz. İşte kaç kilovat çıkmış, kaç voltaj girmiş vesaire vesaire diye. İsterseniz bunu da buradan çat diye kapatabiliyorsunuz. Bakın burada bir şey var. Bu iç APU'nun bir cihazı. Isıtıcı kapatıldı, bakım öneriliyor gibi bir şey yazıyor. Fakat bu tırda tır kapalıyken çalışan klima sistemi yok. Ben onu ekstra taktıracağım. Taktırırsam da videosunu sizlere çekeceğim. Orijinalini taktırmak istiyorsanız fiyatı böyle 10-15 bin dolar civarıymış. Fakat bir arkadaşım bir şey söyledi. Bakalım yaparsam sizlere de haber edeceğim. Evet, şu anda ayaklarımı görüyorsunuz. 1-1,5 adım, 2 adım civarı şöyle bir mesafemiz var burada. Şöyle 360 derece bir göstereyim sizlere. Şöyle bir adım ortaya geleyim. Böyle döndüğümüzde burası mutfağımız, yatak odamız, elbise dolabımız, oturma odamız ve hayat mücadelemiz. Tamam, boş yapmadan şöyle bir tırın sesini dinleteyim sizlere. Sonrasında da inceden yola doğru koyulalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir tane açıyoruz. Şık şık her şey yanıyor. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada oyuncaklarım nasıl? Bunu da Uhu ile yapıştırdım buraya. Evet, belki tırdan falan sağlam anlayanlarınız vardır. Bir dinleyin bakalım, bana bir öneriniz olacak mı? Ben susuyorum. Kaşarın sesi. İnceden hadi şöyle yola doğru koyalım. Bakalım tırı nasıl almışız ve bu bir ayda başıma neler gelmiş görelim. Evet, şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnceden yola doğru bir koyalım bakalım. Tennessee'nin dağlarındayım. Size ne söylemeyi unuttum. Garmin bu track map'i var ya, ben onu almadım. Neden? Çünkü 500 dolar civarı bir fiyatı var. O model model böyle büyüklüğe göre fiyatı da değişiyor. Peki ya ben gittim ne yaptım? Tracker Pad diye böyle bir uygulama var. Bunda bütün park yerlerini, way station'ların açık mı kapalı mı olduğunu, benzin istasyonlarının doluluk oranını vesaire, diğer tırcıların uyarılarınca siz de buradan görebiliyorsunuz. Ben de mesela bir way station'ın yanından geçerken açık mı kapalı mı diye bana otomatik olarak uygulama soruyor. Bunun aylık aboneliği var. 10 dolar mı 20 dolar mı ne? Abone olmazsanız tır yolunu göremiyorsunuz. Abone olursanız tır yolunu görebiliyorsunuz. Bu arada reklam değildir. Almak isteyenler varsa gayet iş görüyor bence. Şimdi inceden dağlardan giderken en son Conestoga, yani açık kasayı bırakma yükümü almıştık. Yani en son yükümü aldım. Ondan sonra da YouTube'a video atmadım. O yükü bıraktıktan sonra benim zaten kafamda tır alma niyeti, tır alma planı vardı. Fakat tır alabilecek miyim? Bana kredi çıkacak mı? Nasıl olacak işlemler vesaire? Çok fazla bir bilgim yoktu. Ben de kendi kendime Google'dan araştırmaya başladım. Chicago'daki tır şirketlerine böyle Google Map'ten review'lerine, yani kaç yıldız almış, insanlar memnun kalmış mı vesaire, İşte tır alırken neler dikkat edilmeli vesaire vesaire, kendi kendime şöyle bir araştırdım. Ondan sonra iki tane dealer buldum. Bunların yıldızları gayet iyiydi. Önce bir tanesine gittim.
Abicim geçmeyeceksin mi? Önce bir tanesine gittim. Orada gençten benim gibi bir çocuk vardı. Artık ne kadar gençsek. Bu arada bu yolun hız sınırı 55 veya 45 olması lazım tırlar için. İşte selamünaleyküm, aleykümselam. Ben tır bakıyorum vesaire. Ne bakıyorsun? Freightliner dedim. Neden Freightliner bakıyorum? Çünkü Freightliner bizim Türkiye'deki hafiften Tofaş'ı andırmıyor desek yalan olur. Parçasını bulmak ucuz. Her yerden bulabiliyorsunuz. Hatta bir arkadaşım demişti ki bir tane hortum kopmuş. Adam çeşme hortumunu aldı da aktı. Tamam bu seni idare eder. Git dedi. Öyle gittim diyor. Yani böyle bir tır. Volvo'nun parçası pahalı. Kendisi pahalı vesaire olduğu için genelde ilk tırını alacak insanlar Freightliner tercih ediyorlar. Oradaki çocuk direkt olarak ilk bana bu görmüş olduğunuz tırı gösterdi. O da bizim taraflardan Makedon mu? Yani Balkan ülkelerinden bir tanesindendi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunları da gayet iyi biliyor. Futbol, mutbol biraz konuştuk. Neyse ben tıra baktım. Şimdi tırların burada motor saati yazar. Bu motor saati kaç saat tır çalıştıysa, açık kaldıysa onu yazar. Bu tırda APU olmadığı için motor saati ister istemez bir tık fazla olabilir. Çünkü 365 bin mile gelmiş bir tır. Bir de oradan mille oynanıp oynanmadığını anlayabiliyorsunuz. Motor saati gayet güzeldi. Ben açıkçası çok fazla tırdan anlandım da söyleyemez. Yani böyle bir sesini dinledim. İşte sağına soluna baktım. Sordum soruşturdum. E dedim ki madem bir deneyeyim. Deneyeyim derken krediye başvurmayı bir deneyeyim. Şimdi almaya niyetlendim ama tamam beğendim seçtim ama bana çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Ben bu tır için krediye başvurdum. Peki bu tırın fiyatı ne kadardı? 75 bin dolardı. Sonrasında farklı bir dealer'a gittim. Orada da başka bir tıra başvurdum. Onun fiyatı da 64 bin dolardı. Walmart tırıydı. Walmart tırları genelde iyi oluyor. Çünkü Walmart zamanında bakımlarını yaptığı için. Ona da başvurdum. Evime gittim. Beklemeye başladım. Yaklaşık böyle bir 2-3 gün sonra haber geldi. Bu günleri söyleyeceğim size. Çünkü işlemin ne kadar uzun sürdüğünü anlayabilmeniz için. Çat bizim çocuk mesaj attı. Kardeşim güzel haber veriyorum. Kredin onaylandı. Senden ne kadar istiyorlar demeden önce kredi için hangi evraklar lazım diye soracak olursanız. Özellikle tax return'ü de soruyorlar. Ehliyetinizin birazcık geçmiş kazanması önemli. Tabii ki bu sizin ne kadar down payment vereceğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Minimum down payment vermek istiyorsanız ilk tırınız, ilk commercial vehicle yani ticari araç sigortanız olacağı için %20 oranında bir peşinat ödemeniz lazım olabiliyor. Bu bilgiyi attık cebe. Bana dedi ki 26 bin dolar peşinat. Bu peşinatın içinde ilk ayın taksidi var. Aylık ödemen ise 1830 dolar, 1900 dolar civarı falan bir şeydi. Toplamda 42 ay ödeyeceksin dedi. Ben de dedim ki abicim bir saniye orada duralım. Sen bana birincisi tırda hiçbir indirim sağlamadın. İkincisi peşinatı çok fazla söylüyorsun. Aylık ödeme yine iyi. Bence yani 1900 dolar bir tır için bence uygun bir aylık ödeme fiyatı. Ben de ona dedim ki ben bu kadar ödeyebilirim. Bana böyle bir şey yapıyorsan alacağım. Yapmıyorsan da almayacağım. Tamam dedi kontrol edeceğim. Tekrardan bankayla görüşeceğim falan derken diğer taraftan haber geldi. Diğer taraf dedi ki kredine gireceğiz ama farklı tır şirketleri aynı banka çalıştığı için oradaki banka bana benim kredimi çek edemiyor. Kontrol edemiyor. O yüzden o tarafı iptal ettim. Sadece buraya yöneldim. Şimdi buraya yönelmemin sebebi ise tırın milinin 365 bin. Yani milinin iyi olması. Genelde böyle ilk tırını alan tır sahipleri 400-430 bin mil civarında olan tırları alırlar. Ki normal fiyatı birazcık daha uygundur. Ben de bunu da bir deneyeyim dedim. Ne bileyim hoşuma da gitti. Yaklaşık 3 gün sonra çat bana bir haber daha geldi. Tamam dedi senin istediğin fiyatı ayarladım. Ne kadar dedim? 22.589 dolar bir peşinat vereceksin. Aylık ödemen ise 1839 dolar olacak. Totalde 42 ay ödeyeceksin dedi. Ben adama demiştim ki ben 20 bin dolar peşinattan bir kuruş fazlasını vermem haberin olsun. O da tam 20 bin peşinat 1839 dolar yani 21.839 dolar ilk taksidi ilk ay içinde geri kalan 1000 dolar civarı da bir fee var. Döküment möküment fee koymuşlar. Sonrasında düşündüm taşındım tamam dedim onayı verdim. İşte hafta sonu giriyordu falan bir haftayı tamamladık. Ben de gittim bankaya bir tane çek yazdırdım. 22.589 doları şöyle bir çekte çat diye götürdüm verdim. Tamam şimdi ne yapacağım? Eve git gittim bekliyorum. Abi kimse telefonu açmıyor. Yok öyle bir şey olmadı da. Bana dediler ki bankadan işte geri onayı al yani parayı almamız lazım. Büyük ihtimal tır şirketi onlara peşinat yolluyor onlar parayı mı yolluyor? Bir şeyler oluyor tam oralar onların arasında artık bilmiyorum. Yaklaşık 4-5 gün civarında öyle bir bekledim. Sonrasında onay geldi. Benim şu anda ne yapmam lazım? Tırı finance ile yani taksit ile aldığın için tıra ticari araç sigortası yaptırmam lazım. Eğer tırı peşin satın aldıysanız bu sigorta zorunlu değilmiş. Fakat taksitle aldığınız için bu sigorta zorunluymuş. Bu sigorta yaptırabilmek için de ehliyet geçmişinizin 1 yıl 2 yıl civarı gerçekten olması lazım ki kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Çünkü çoğu firma sizi kabul etmiyor. Bir şekilde bir yerlerden bir firma bulduk. Şimdi bu
araç sigortasını bankaya yollamadan dealer sizin tırı çıkarmanıza izin vermiyor. Sigortanın fiyatı geldi. Benden 1600 dolar peşinat istediler sigorta için. Bunu bir yıllık yaptırıyorsunuz. Aylık ödemesi ise 330 dolar. Şimdi benim 22.589 cebimden bir çıktı. Gittim 1600 dolar bir peşinat da buraya verdim. O da cebimden çıktı. Sigorta yaptırdık. Şimdi banka diyor ki sigorta kağıdının altına şunu yazdır. Abi oraya söylüyorum. Ora bana söylüyor. Ben ona, o bana. Ya 2-3 günümde böyle gitti. İşte tırın VIN number'ı, plakası, o bunun altındadır. O bu banka bir şeyler falan filan. En sonunda onunla yaptırdık. Tamam, şimdi ne lazım? Registration, yani plakayı devlete işletmem lazım. Yeni bir plaka çıkarmam lazım. Tabii ki ben bu tır için plakalar nasıl oluyor, nasıl bitiyor bilmiyorum. Abi normal DMV denilen araba ehliyeti aldığımız yere gittim. Tır plakası falan çıkaracağım. Yani bana dedi ki IRP numarası mı? Öyle bir şey söylediler. Abi onu ara, bunu ara, bilmem ne. Yok, normal DMV'den olmuyormuş. Başka bir yere gitmem lazımmış. Şimdi bu kural da her eyalette farklı oluyor. Değişik oluyor. Farklı oluyor demeyeyim de. Yok öyleydi, yok böyleydi, yok şöyleydi, bilmem ne. En son Kaliforniya'dan Fuat abi yardımcı oldu. Yaklaşık 1500 dolar mı, 1000 dolar civarı mı ne? Registration'ın, yani şu görmüş olduğunuz kağıdın ücreti var. Bu 2 ay boyunca geçici olarak kullanabileceğiniz bir plaka. Önde yok. Orijinal böyle elle tutulur plakanız geldikten sonra onu takıp bunu çıkarabiliyorsunuz. Bu da her yıl ödeniyor. 1000 dolar, 2000 dolar civarı, tam hatırlamıyorum. Bir önceki ücretlerin üstüne bunu da ekleyebilirsiniz. Şimdi her şeyimiz hazır. Artık çalışıp para kazanma zamanı. Benim aklımda tırla böyle 3-5 gün bir hafta çalışıp sonrasında da tırı bir şoföre bırakıp ona eğitim verdikten sonra, yani 1-2 hafta onunla vakit geçirdikten sonra farklı bir plan vardı kafamda. Fakat hayat bu ya. Planım çarşı pazara uymadığı için değişiklik yapmak zorunda kaldım. Ben de yaklaşık 3-4 haftadır tırın içindeyim. İşe başladım. Peki hangi iş modelini yapıyorum? Şu anda Amazon Power Only deniliyor işte. Yani street load, sokak yükleri. Yani Türkçesini anlatmam gerekirse al bırak abi. Dorse'yi bir yerden alıyorsun, bir yere götürüp bırakıyorsun. Bu Dorse açık kasa da olabilir, kapalı kasa da olabilir, buzdolaplı kasa da olabilir. Her türlüsünü taşıyoruz. Şimdi tır sahibi olarak bir şirkete girdiğinizde sizin haftalık sabit giderinizi söyleyeceğim. Yani benim giderim ne, onu söyleyeceğim. 350 dolar yük sigortası ödüyorsunuz her hafta. Bir önceki söylediğim ticari araç sigortasıydı. O benim için yapılan sigortaydı. O ayrı. O aylık ödeniyor. Bu ise haftalık 350 dolar. Şirket sizin haftalık kazancınızdan yük sigortası olarak kesiyor. İkinci olarak bu ELD, yani bu logbook kullandığınız için 90 dolar her hafta sabit bir para kesiyor. Üçüncü olarak şirket size bir mazot kartı veriyor. Bu mazot kartıyla indirimli bir şekilde mazot alabiliyorsunuz. Mesela ben az önce bir mazot almıştım. Tabelada yazan 3.63'tü. Şirketin bana verdiği kart ile ben o mazotu 3 dolar 03 sente aldım. Bir tane uygulama söylediler bana. O uygulamadan da girip nerede indirimli mazotlar var oradan görüp alabiliyorum. Bu aldığınız mazotun fiyatına göre de haftalık 50-60 dolar mazot kartı depozitosu kesiliyor. 350, 50-60, 90. Bunlar sabit. Ek olarak şirkete %12'lik bir fee ödüyorsunuz. Bakın 10 bin dolar bir ciro yaptığınızı var. Sayalım. Bunun 1200 dolarını şirket otomatik olarak kendi kasasına atıyor. E abi kendimiz yük bulamaz mıyız falan filan diye bilmeyen arkadaşlarımız soracak olabilir. Bu kapıda görmüş olduğunuz yazan numaralar şirketin dispatcherları, yani size yük bulmasını sağlayan hizmeti kullandığınız için şirkete böyle bir fee veriyorsunuz. Kendiniz de bulabilirsiniz. Fakat kapıda bu yazan MCDOT numaralarını aldıktan sonra yaklaşık 6 ay 1 yıl boyunca yük alamazsınız. Çünkü bunların geçmiş kazanması lazım olduğu için bunların üzerinden yaklaşık 6 ay 1 yıl boyunca sigorta ödemeniz gerekli ki sonrasında firmalar size güvenip iş paslayabilsin. Ve de bir dispatcher firmasıyla anlaşıp ya da kendiniz Amazon yapıyorsanız kendiniz bulabilirsiniz. Buralar biraz karışık. Orayı kafanızı karıştırmayayım. Ve ek olarak da artık sürdüğünüz kadar ne kadarlık bir mazot kullanıyorsanız ne kadar oluyor peki? Yani Osman normal bir şoför çalışıyorum ben, ne kadarlık bir mazot harcarım diye soracak olabilirsiniz. 1800 ile 2500-3000 dolar arasında bir mazot haftalık olarak harcayabilirsiniz. Tabii mazot sabit değil ama 350, 90, 40, 50, 60 dolar civarı bir sabit haftalık gideriniz var. E peki ne kazanıyoruz ki? Ne, nereden gelecek ki? Ne olacak? Şimdi varsayımlar üzerine konuşacağım. Ben kendim ne kadar kazandığımı eğer yorumlarda sizler de belirtirseniz böyle detaylı detaylı her şeyle açık açık söyleyeceğim. Bugüne kadar her şeyi öyle gösterdim. Bunu da söyleyeceğim. Farz edelim 7000 dolar bir ciro yaptınız bir haftada, tamam mı? Şimdi 7000 dolar yapılabilir mi? Evet, 7000 de yapılabilir. 6000 de yapılabilir. 10000 de yapılabilir. 13-14000 de, 12000 de. Bunların hepsi yapılabilir. Bu tamamıyla girdiğiniz şirkete, çalıştığınız iş modeline, sizin sürüşünüzün tarzına vesaire vesaire gibi değişkenlik gösterebilir. Ama bu işin ortalaması 7 ile 10 bin dolardır. 7 ile 10 bin dolar ciro yaparsınız.
yaparsınız. Bu işin ortalaması budur. Biz minimumdan baza alacak olursak 7000 dolar ciro yaptığınızı varsayalım. Bunun 350 dolarını sigorta ödediniz. 90 dolarını ELD'ye ödediniz. 40-50 dolarını mazota ödediniz. Ne yaptı? 500 dolar gitti, 6500 kaldı. 7000'in %12'si ne yapar? 850 dolar diyelim. Kaldı 5750. Şu anda sallıyorum rakamları. Sallamıyorum da 50-100 fark edebilir, oynayabilir. Bunun yaklaşık 1500-2000 dolarla mazot aldığınızda varsayarsak 3500, 3700, 3800 yani 7000 dolar ciro yapan bir insanın cebine kalan net karı, tırın aylık sigortası ve sizin ödediğiniz commercial sigorta yani ticari araç sigortası haricinde konuşuyorum bunları. Çünkü onlar aylık ödediğiniz için onlar haftaya kendi kafanıza vurabilirsiniz. Yani 3500-4000 dolar civarı bir para, net para cebinize kalır. Şimdi bu 7000, 9000 olursa bu 3500-4000 çıkar 5500-6000'e. Gideriniz çok fazla artmıyor. Sadece mazot gideriniz orada arttığı için cironuz fazla olduğunda otomatik olarak o kazandığınız cirolarda ek olarak böyle üstüne ekleniyor diye düşünebilirsiniz. Peki ya ben tır aldıktan sonra ne kadar bir masraf yaptım? 1000 dolar o yağını falan değiştirdim. Dün de o 218 dolar gibi bir şey o çamurlukları ödedim. 300-350 dolar da şu buzdolabı halletmek oldu. Ortalama bu kadar bir masraf yaptım. Ama tekrardan bir tırı bakıma sokacağım. Çünkü akü kablolarının değiştirilmesi lazım. Öndeki led ışıklarını beyaza çevireceğim. Çünkü onlar sarı. Birkaç daha bir şey var kafamda. Onları yapacağım. Şimdi bazı planlarım var. Fakat bunları burada dile getirmiyorum. Çünkü nasip olmaz. Bir şey olabilir diye. Bakalım zamanla neler gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Bu arada bu 1-1,5 aylık süreçte YouTube'a video atmadığım süre boyunca da yaklaşık 100 bin civarı bir abone gelmiş. Geçmiş videolardan gelen aboneler bunlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni takip edip destekleyip Instagram'dan da binlerce mesaj geldi sorduğunuz için. Ek olarak şunu da söyleyip artık videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Tır okulumuzda kayıtlarımız devam ediyor. Biliyorsunuz ben bir tır okuluyla ortaklık anlaşması yaptım. Bizim tır okulumuz Kaliforniya'da bulunuyor. Şimdi Kaliforniya'nın kuralları gereği başka bir eyaletten permit alan bir insan Kaliforniya'da tır ehliyeti sınavına giremiyor. Biz de onun için Utah'a yolluyoruz. Eğer başka bir eyalette permitinizi almadınız, Kaliforniya'da aldınız, gidip Kaliforniya'da sınava girebiliyorsunuz. Okulumuz tamamen legal. Bakın bunu üstüne bastırarak söylüyorum. Her şey legal, her şey yasal. Zaten bizim okulumuzdan mezun olan tır şoförleri Fuat abinin kendi tır şirketinde çalışıyorlar. Aksi bir durum olsa ben zaten böyle bir şeyin reklamını yapmam. Okulumuzun fiyatı 2500 dolar 2-3 haftada ehliyetinizi alıp yola çıkabiliyorsunuz. Truck Master CDL School hem Instagram'dan da takip edebilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ehliyetinizi almak istiyorsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Şimdi reklamını yapmam dedim ya. Yani neyse aklımda bir şey vardı. Gerçekten böyle çok sallayan bilmem ne falan filan bir şeyler var da hiç o konulara girmeyeceğim. Allah'a şükür bir şey sıkıntı bir şey yok yani. Evet, videomuz buraya kadardı. Şöyle bir sizde hasret gidermiş olduk. Bundan sonra videolara devam etmeye çalışacağım. 1,5 aylık süreçte abi sen tır almışsın, yola çıkmışsın, 2-3 haftada neden çekmedin diye soracak olabilirsiniz. Bazen böyle insan detoks, böyle bir rahatlamak, kafasını dinlemek, farklı şeyler düşünmek isteyebilir. Ben yaklaşık 4 yıldan beri bu YouTube'a her hafta video atıyordum. Instagram'a da aynı şekilde Reels üretiyordum. Ve gerçekten burada bir yandan hayat mücadelesi verirken bir yandan da sosyal medyayla uğraşmak, içerik üretmek o kadar curcurcunanın arasında inanın kolay değil. Bunu Türkiye'de olan insanlar değil de buraya gelip video çekmeye çalışan insanlar çok daha iyi anlayabilir. 4 yıl boyunca her hafta video çekmenin ne demek olduğunu. O yüzden sizlerden de özür diliyorum ama hoşgörüyle karşılamanızı da bekliyorum. Ve beni de çok fazla arayıp sorduğunuz için de gerçekten müteşekkir oluyorum. Videomuz buraya kadardı. Umarım izlerken keyif alıp bilgilenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ayaklarımı görüyorsunuz.